malumlarımız geçen hafta Sağlık Bakanımız tekrar insidans haritasını paylaştı. İlimizdeki vaka oranlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bu rakamlara göre ilimiz en hızlı yükselişin olduğu 10 il arasında yer alıyor. Son vaka oranımız 100.000'de 301,63 civarında. Ondan önceki hafta yine Sağlık Bakanımızın açıkladığı rakamlara göre insidans haritamızda vaka oranlarımız 100.000'de 217,68'di. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Demek ki son günlerde, son haftalarda ilimizde pandemiyle ilgili bir yükseliş trendi var. 100.000'de 84'lük bir artış var. Ben halkımızı, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, Milli Eğitim Teşkilatımızı bu konuda uyarıyorum. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacak. Yani lütfen bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Bununla yani pandemiyle mücadele sadece Sağlık Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Teşkilatımızın, Emniyet Teşkilatımızın, Jandarma Teşkilatımızın üzerine bırakılabilecek bir görev değil. Bunda toplumun bütün kesimlerinin mücadele etmesi, elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Yine kurallarımız değişmedi. Maske, mesafe ve temizlikle ilgili kurallarımız devam ediyor. Bunun yanında bir de biliyorsunuz en büyük mücadele aracımız tekrar aşıyla ilgili, aşılama oranlarıyla ilgili. İlimiz bu noktada 12 yaş ve üzeri aşısı tamamlanmış olan kişilerin oranı %70,44. Yani Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ama bu rakamı daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. Elimizde bir başka tablo var. Tabloyu da sizlere göstermek istiyorum. Şu anda pandemiye yakalanan nüfus oranlarını gösteriyor bu tablo. Dolayısıyla alttan yukarıya doğru gittiğimiz zaman bu genç nüfusun da yani 5 yaş ve üzerindeki kişilerden 90 yaşına kadar olan kişilerde pandeminin son geldiği durumu gösteriyor. Dolayısıyla genç nüfusta da şu anda yaygınlık var. Bu noktada Milli Eğitim'le ilgili son rakamları paylaşıyorum. Şu anda 57 öğretmenimiz, 549 tane öğrencimiz ve 107 sınıfımız karantina altında. Bu aynı zamanda okullarımızdaki geldiğimiz son noktayı gösteriyor. Okullarımızı son ana kadar açık tutma gibi bir gayretimiz var, bir çabamız var. Ama oranlarımız da yüksek. Bu konuda velilerimizin de son derece dikkatli olması gerekiyor.